organizasyonu arkadaşlar yapma sebebimiz nedir? Toplantının başında da dedik ki hanımlar ve erkekler telefonlarını kapatacaklar. Birbirleriyle sohbet edecekler, görüşecekler, tanışacaklar, konuşacaklar. Burada işçi ve işveren ilişkisi yok. Tekrar ediyorum. Bu çatı altında işçi ve işveren ilişkisi yok ta ki istismar edilmeyene kadar. Ya burada ne var? Burada sadece emekçi, alın teri ve emek var. Evinde, evinin işleriyle ilgilenen hanımefendi kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimizdir. En büyük ve en önemli görevi ülkemizde ve İslam aleminde hanım kardeşlerimiz yapmaktadır. Bugün bir kocanın, bir erkeğin, hani kazak erkek diye geçinen bir erkeğin evinin işlerini hanımı kadar yapabilecek bir kadın bulması mümkün mü? Mümkün değil. Hizmetli tutsanız, asgari ücret verseniz 1600, 300'e sigorta yazar, 1900, 3 ayında gelirsiniz. Aylık size maliyeti 2500, 3000'dir. 3000 liradır, kafesinden geçemezsiniz. Siz peki hanımefendinin, hanımınızın evde yaptığı işi paraya vurduğunuz zaman 3000 liraya, 4000 liraya, 5000 liraya bu iş yapılır mı? Yapılmaz. O halde ailenin temel direği ve omurgası hanımlardır. Hanımlar da bu duyguyu ve bu tezi istismar etmemeleri gerekir ki bizim hanımlarımız çok şükür etmiyorlar. Çünkü her birimiz bir elmanın yarısıyız. Yarısı erkek, yarısı kadın. Nasıl ki yarım elma bir anlam ifade etmiyorsa bütünü bir ifade ediyor. Bu dengeyi bu toplumda, Türk toplumunda inşa edilmiş bir dengedir. Ancak bu dengeyi şimdi kültür emperyalizmi, kültür sömürgeciliği vasıtasıyla sömürmeye ve de bu aile dediğimiz önemli kutsal orduyu, devleti yıkmaya çalışıyorlar. Çıkarılan bazı yasalarla erkeklerle kadınlar evlerinde savaş haline getiriliyor. Sanki iki tane gladyatör var evde. Böyle bir şey olur mu? Biz kader birliği etmişiz. Cezaevine haklı bir şekilde düştüğümüz zaman hanımımız arkadan koşmuş. Yaşayan birisi olarak söylüyorum. Bana ne düşmüşse düşmüş, benden bu kadar, hadi ben babamın evine giderim dememiş benim hanımım. Kahrımı çekmiş. Allah kendisinden razı olsun. Hayat böyledir zaten. Ama bu tek taraflı değildir. İki taraflıdır. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz. Günün önemine binaen Ergin Bey'in şimdi düşüncelerini almak istiyoruz. Ergin Bey buyurun efendim. Afiyet olsun değerli arkadaşlar. Bu pazar günü daha farklı aktiviteleri bırakıp Sayın Başkan'ın davetine işte icabet edip buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 3 gün önce bir deprem yaşadık. Rabbim muhafaza etti bizi, ülkemizi, İstanbul'umuzu. Büyüklerimiz derler ki, biliyorsunuz deprem henüz izah edilemeyen tırnak içinde bir tabiat hadisesi. Ama gerçek izahını Rabbimiz bize bildiriyor zaten. Büyüklerimiz der ki, depremin faturasını kimse karşısındakine çıkarmasın. Depremin faturasını her birimiz kendimize çıkaralım. Ben şu eksikliği yaptım, bu yüzden başımıza geldi diye. Böylelikle Rabbimizin çok büyük bir ikazı olan depremle hatalarımızı, yanlışlarımızı, eksiklerimizi düzeltme fırsatının ikazını almış oluyoruz diye düşünüyorum. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mesailerinizi bereketli eylesin. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ergin Bey'e teşekkür ediyorum. Bir karıyla bir koca, evli bir erkekle evli bir kadın,
3 ay sonra veya 3 yıl sonra veya 20 yıl sonra niye boşanır? Niye ayrılırlar? 2 tane 3 tane çocuklar olmasına rağmen, kimisi gecekonduda, kimisi villalarda oturmasına rağmen neden 5 yıllık, 7 yıllık, 20 yıllık aileler boşanır? Mutlaka altında sebepler vardır. Büyük sebepler vardır. Bir ailenin boşanma hadisesi 17 Ağustos depremine benzer. Deprem gibidir, zelzele gibidir. Ve Allah-u Teala'nın hiç hoşuna gitmez bu hadise. Yani bir erkekle bir kadının ayrılması, boşanması, birbirleriyle ilişkilerini kesmeleri hiç hoşuna gitmez Cenab-ı Hakk'ın. Ama bugün görücü usulü evlenen, okuma yazması olmayan annem 50 yıl, 55 yıl, 60 yıl bir yastıkta kocamışlar babamla beraber. Babam astsubay. Yani o tarihlerde astsubay demek Rize'de orgeneral demek. Annemin ise okuma yazması yok. 50 yıl nasıl bir yastıkta kocamışlar? 3 tane genci İstanbul'dan nasıl büyütmüşler, nasıl yetiştirmişler? Bugün 2 üniversite, 3 üniversite mezun olup da evliliği 2 yıl sürmeyen aileler var. Demek oluyor ki bu iş diploma ile olacak bir iş değil. Peki evlenme ve boşanmanın depremle, zelzeleyle ne ilgisi var? Arkadaşlar, toprağın yerin üstünde yaşayan mahlukatın yaptığı iyiliklerle ve kötülüklerle bir tahammül sınırı vardı. Tahammül. Burada merhum Ecevit'i almakta fayda var. Eğer size derlerse ki Türkiye'nin tapusu nerede kardeşim diye sorarlarsa, buradan ben ilan ediyorum. Bülent Ecevit'in sözüdür bu. Allah amelince rahmet etsin. Sözü nedir? Size böyle sorarlarsa deyiniz ki bu ülkenin tapusu Çanakkale Boğazı'nın altında 250 bin şehittir. Şimdi şehit ve şühedanın her metrekarede yaşadığı bu topraklar üzerinde eğer sen, ben, biz toplum olarak helallere haram, haramlara helal anlayışı içerisinde bir hayat sürersek ne olmuş yani? Rakı içiyorum, şarap içiyorum, viski içiyorum. Ne olmuş yani? Kumar oynuyorum, zina yapıyorum, fuhuş yapıyorum. Ne olmuş yani? Dedikodu yapıyorum, gıybet yapıyorum, haset yapıyorum. Ne olmuş yani? Dediğimiz zaman siz zannediyorsunuz ki akrabanız bundan çok gayrimemnun, hoşnut değil. Hayır. Sadece akrabanız ve arkadaşlarınız, kardeşleriniz değil. Esas evren sizin bu halinizden, eyleminizden hoşnut değil. Peki o negatif enerji, yani sizin dedikodunuz, gıybetiniz, işlemiş olduğunuz büyük ve küçük, bizim işlemiş olduğumuz büyük ve küçük günahlar toprakta toplanıyor. Semada toplanıyor. Biz buna metafizik anlamda gaz sıkışması diyoruz. Gaz sıkışması. Sosyolojik olarak bu bir nevi gaz sıkışması demektir. Kim sıkıştırıyor bunu? Senin ve benim kulluk görevini fiilen icra etmemiz gerekirken kulak ardı etmeyi edişimiz. 40'tan sonra bakarım, 50'den sonra bakarım. Dedikodu gıybet yaptık evde ama Allah affetsin. Şimdi yeni bir moda çıkıyor. 5 vakit namazında olan Hacı Hanım diyor ki Allah affetsin faiz %25 verdiler, paramı %25'e verdim. Allah'a sen talimat mı veriyorsun? Allah faizi her şekliyle haram kıldığı, ekonominin baş belası olduğu, Avrupa Birleşik Devletleri'ne bazı ülkelerde faizin sıfır olduğu, %1 ile %3 arasında seyrettiği, bizim %20'lere çıktığı, şimdi 17-18'e seyreden bir ekonomide nasıl bereket bulacağız? Nasıl bereket bulacağız? Nasıl bereketleneceğiz? Ailelerimiz nasıl mutlu olacak? Ayağını yorganına göre uzat demek ne demek? Hanım kocasını tırmalamış. Tırnaklarını da özellikle uzatmış ki iyi tırmalayayım diye. Tırmalamış. Niye tırmalamış biliyor musunuz? İlla demiş. Ben bugün televizyonda bir telefon gördüm. O telefonu ne yapacağım, edeceğim, bana getireceğim. Ne yaptın dedim.
boynunu büktü. Abi dedi 1500 yani 1,5 milyar paraya gittim saydım. Cebimde kuruş para kalmadı. Hanımın önüne getirdim. Al sana telefon dedim. Peki ne dedi dedim sana? Telefonu gördükten sonra bana 3 kere teşekkür etti. 72 saat sonra yine eski kimliğine döndü. Devreye ne girmesi lazım? Kanaat. Kanaat kavramı sadece bizim dinimizde var. Sadece. Kapitalizmde, sosyalizmde, komünizmde ve diğer ideolojilerde kanaat kavramı yok. Benim anam, anlattım tekrar anlatacağım. Gelinlere ve gelin adaylarına örnek olsun. Benim anam eski gömleklerimizi ve kendi eski eteklerini kırpar kırpar seccade yapardı. Battaniyeye para vermezdi benim babam. O kırptığı şeylerden battaniye yapar bizim üzerimize örterdi. 1963, 64, 65 Erzincan, Diyarbakır'dan bahsediyorum. Peki şimdi bizim ekonomimiz, yani global anlamda ülke ekonomisi ne durumda derseniz arkadaşlar, paranıza sahip çıkın. Paranızı çarçur etmeyin. Bir telefonum var, yeterli kabul et onu. Bir üstünü alacağım, herkesin var, bende aşağılık kompleksi var deme. Neden deme? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda içeride ve dışarıda hem kıskaç altında savunma yapıyor, hem kıskaç altında taarruz yapıyor. Benim sohbetim devam edecek. Şimdi konuşmasını yapmak üzere kurucumuz, gümrük müşavirimiz, benim de 1973 yılından beri arkadaşım Murat Yavuz Bey'i dinleyeceğiz. Buyurun Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Pazar günü kendi evlerimizden, başkalarımızdan ve başkanlık buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Tabii bu fedakarlık neyi gerektiriyor? Aile olmaya gerektiriyor. Fedakarlık yapmadan herhangi bir şekilde bir şeye sahip olmak mümkün değil. Paraya sahip olmak mümkün değil. Eve sahip olmak mümkün değil. İşe sahip olmak mümkün değil. Aileye sahip olmak da mümkün değil. Bizler başta Necdet Bey'in öncülüğünde inanç ailesini daha sağlam bir şekilde birbirine bağlanması için bu şekilde aktiviteler yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten kolay değil. Tabii bunu en çok ev hanımları bilir. Burada 60 küsür, neredeyse 70 kişiye yakın insan var. Bu insanları doyurmak, hizmet etmek kolay değil. Bir yerde tatlı yapılmış, bir yerde üzümler toplanmış, elmalar toplanmış, hamsiler alınmış, yapılmış. Bütün bu emekleri yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bu da bize neyi gösteriyor? İnanç grubun iyi bir aile olduğunu gösteriyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar başka bir aktivitede tekrar görüşmek dileğiyle. Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi koordinasyon sorumlumuz Emin Vardar Bey. Düşüncelerini alacağız. Emin Bey, bugünle ilgili düşünceleriniz nedir? Yoklama ne tamam? Gelmeyenleri pazartesi günü rapor olarak istiyorum. Senden istiyorum. Selamünaleyküm. Öncelikle hoş geldiniz. Sağlığımız yerinde. Balığımızı yedik. Hazırlayandan, sunandan çok teşekkür ederiz. Aşuremizi yedik. Sağlığımız yerinde. Hazırlayanlardan, getirenlerden teşekkür ederiz. Üzümümüzü yedik. Ben hepsini, üzümü de yedim. Üzüm de toplayanlardan Allah razı olsun. Tatlıyı da yedim. Allah razı olsun. Bir elma kaldı yemediğimiz. Elmayı da ilerleyen dakikalarda elmayı da yiyeceğim. İlgili duyuru yapayım. WhatsApp'ta yaptım. Şu anda bu elmaya hiç kimsenin eli değmemiştir. Nokta noktaları görüyorsunuz. Kurtludur, organiktir. Bir ısırın, diyeceksiniz ki bundan bir kilo alabilir miyim? Veririm, 25 lira kilosu. Sağlığımız yerinde olduğu için, her şeyi yiyebildiğimiz için çok şükür olsun. İnanç gruba, Necdet abiye, Murat abiye, Ergin abiye, Metin abiye de paralarından, emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yunus Memiş Bey. Bu toplantıyı şu an önce yönetim kurulumuza
bütün arkadaşlara, bayanlara, hazırlayanlara da teşekkür ediyoruz. Birliktelik olunca güzel şeyler oluyor. Şimdi burada tek başına hiçbir şey yapamıyoruz insanlar. Ama birliktelik olunca daha güzel şeyler, daha bir zevkli, insanlar birbirini tanımış oluyor. İnşallah daha sonsuza kadar böyle daha devam eder. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Mahmut Başbey, buyurun. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi ülkemizin, şirketimizin ve bizlerin üzerine olsun. Amin. Öncelikle hepiniz... Ortaya gelin, duyulmuyorsunuz. Biraz yüreğinizi koyun. Duyduğun ucuyla konuşmayın. Yüreğini koy. Elhamdülillah. Yüreğimizi koyduk. 30 yılı yakındır yüreğimi koydum. Böyle konuş. 30 yılı yakındır konuş, yüreğimi konuş, koydum. Alkışlayacağım seni, konuş. Elhamdülillah. Rabbim güç kuvvet verirse bir 30 yıl daha İnşallah. Bu şekilde devam edeceğim. Biz güzel bir aileyiz arkadaşlar. Biz çok güzel bir aileyiz. Sağ olsun Necdet Bey, Murat Bey, Ergin Bey, Metin Bey bize önder oldular. Bizleri bir araya getirdiler. Ben bazen farklı bir gözle bakıyorum şirketimize. En ufak bir şey, bir olayda bile hepimiz bir anda kenetlenebiliyorsak bu ailenin olduğunu gösteriyor. Ben seviyorum ailemi. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Zahit Bey, buyurun. Hayırlı günler kıymetli İnanç ailesi. Bugün dünyada, Türkiye'de, iş dünyasında çalışanların ve patronların birbirisinin kuyusunu kazdığı, birbirlerinin üzerinden nemalandığı bu zalim dünyada biz ailelerimizle birlikte pazar günü hep beraber bir araya gelerek burada yemeğimizi yiyip sohbet edip hasbihal ediyoruz. Bu büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Allah'a binlerce şükürler olsun. Bu fırsatı oluşmasında başta Necdet Bey'e, yönetime ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliğimiz daim olur. Herkese hayırlı günler. Mustafa Yıldırım Bey. Evet, biz şirkette 220 kişi olarak çalışıyoruz. Ama bizim ailemiz 1500 kişi. Necdet Bey bunu defalarca her zaman her konuşmasında söylüyor. 1500 kişinin bir kısmı şu anda burada. Herkes hoş geldi. Emeği geçenlere ve yönetim kurulumuza, Ergin Bey'e, Necdet Bey'e, Murat Bey'e ve Metin Bey'e teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Macit Bey. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar diyeyim. Bizi bu organizasyonda çağırdıkları için teşekkür ederiz yönetimimize. Başta Necdet Bey'e ve Ergin Bey'e, Murat Bey'e, Metin Bey'e. Emeği geçenlerin herkese ellerine sağlık, hayırlı günler. Sırası gelen konuşsun lütfen. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günde bu organizasyonu organize eden, düşünen başta yönetim kurulumuza, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz güzel bir aileyiz. Bizlere de bu nimetlerin kadrini bilenlerden eylesin Rabbim. Teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Herkese hoş geldi. Bugün aslında burada sadece balık, salata ve tatlı yemedik. Hep beraber büyük bir fedakarlık gördük. Çok büyük emek, çok büyük fedakarlık var burada. Herkese teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Toplantı için teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Hayırlara vesile olsun. Şirketlerde, işletmelerde personelin moral, motivasyon noktasında desteklenmesini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim şirketimiz de bu konuda en üst düzeyde her kademesiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Moralimizi yüksek tutuyorsunuz. Allah razı olsun. Herkese hayırlı pazarlar. Evet, yemeğimizi yedik. Hamsimizi yedik. Meyvelerimizi, tatlılarımızı yedik. Bütün emeği geçenlerden, elleriyle toplayanlardan, buraya bir şekilde ulaştıranlardan, hazırlayanlardan, hepsinden Allah razı olsun. Bize takdim edenlerden, bizi buraya toplayanlardan, başta Necdet Künük Bey, Murat Yavuz Bey, Ergin Künük Bey, aramızda olmayan Metin Künük Bey olmak üzere, bütün koordinasyon sorumlusu, gerek büyük gerek mesai arkadaşım olan abilerimizden, ablalarımızdan, hepsinin ellerine sağlık, hepsine çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Ufacık bir vaktimizi alarak kısa bir şey söylemek istiyorum. Necdet Bey, Ergin Beyler konuşurlarken, Murat Bey konuşurken ve ondan sonraki konuşmacılar konuşurken şöyle bir zihnimden tahayyül ettim. Saniyede bir nefes alıyorum, saniyede bir nefes veriyorum. Nefesini tut. Şimdi hepiniz avuçlarınızı açın. Yoğun bakımda ekibimizden bir kardeşimiz var. Hanımı şimdi mesaj attı, dua istiyor. Bir dakika. Amin. Amin. Hanımefendi, şu anda 70 tane kardeşimiz beyefendi için, Bülent kardeşimiz için dua ediyor. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bülent kardeşimiz büyük bir kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda. Sen şifayı verecek olan sensin. Ya Rabbi şifa ver. Amin. Bülent kardeşimize hayırlı doktorlar karşısına çıkar ya Rabbi. Amin. Paraya tapan, kula tapan doktorlar değil, Allah rızası için hizmet eden doktorlar karşısına çıkar. Amin. En kısa zamanda aramıza dönmeyi nasip eyle. Amin. 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 Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Devam. Evet. Saniyede bir nefes alıyoruz. Nefes alıyorum. Ya bunu bir güne vurduğunuzda 86.400, 85.000, 90.000, 90.000 kez nefes alıyorum. Ve aldığım her nefes son nefesim olabilir. Aldığım nefesi veremeyebilirim de. Az önce Necip Bey ifade ettiler, bir arkadaşımız dua bekliyor bizden. Gelirken gördük hepimiz, 3 gün önce olan depremde minaresi yıkılan bir cami. Bazı gerçekler var hayatta. Bunlarla yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Ergin Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi ben kendi adıma ne alabiliyorum acaba? Suçlu o müteahhit mi? Veyahut da karşımıza çıkan insanlar mı? Yoksa suçlu en başta biz miyiz? Bizim ne kadar payımız var? Bence hayatımız boyunca karşılaştığımız her durumda bir ufak bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani buradaki kar zarar ne? Tabii biz şimdi işin biraz para kısmında olduğumuz için o literatürle konuşuyoruz ama sizler de bunu kendinizce uyarlayabilirsiniz. Bizim anladığımız dil olduğu için o şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Her durumdan ufak bir pay çıkarabilirse kendimize, önce kendi nefsime tabii söylemeye gayret ediyorum bunların hepsini. İnanıyorum ki hepimiz adına daha güzel bir gelecek bizlerle beraber olacak. İşletme olarak çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunlar sosyal yansımaları. Bunun dışında istihdam oluşturmak adına yönetim kurulumuzun almış olduğu kararlar var. Ve bunlar da ısrarlılar. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Bize bir mesaj verilmek isteniyor. Bu mesajı iyi anlarsak eminim ki geleceğimiz adına bizler de elimizden geldiğince katkıda bulunacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun. Evet, orada konuşmayan var mı arkadaşlar? Hanımefendilerden söz alacak var mı? Düşüncelerini söyleyecek. Genç bayanlardan kardeşleriniz sen konuşacak. Sonra arkamdan demem. Necdet Bey bana söz verdi. Evet, konuşacak. Buyurun lütfen. Düşünceleriniz. Ortada bir sosyolojik vaka var bugün. Herkes ben diye yaşarken inanç kurup biz diye yaşayarak bu etkinliği yaptın. Ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Ardeşenli olarak silahın üretildiği yer merkezi olarak. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bu yaşadığımız depremden dolayı ben birazcık psikolojik olarak çok fazla etkilendim. Yani kafamın dağılması ve böyle kalabalık içinde olmak, bir arada olmak bana çok iyi geldi. Ya hala böyle eve gitmek istemiyorum, yani evden çıkmak için her şeyi yapıyorum. Hep beraber burada olduk, birlikte yemek yedik, dualar ettik. Yani çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Organizasyonda emeği geçen herkese. Teşekkür ederim. Depremde herkes kendi çapında bir korku yaşadı mı yaşadı. Kimisinde dozajı yüksek. Mesela bizim grupta o gün bir kardeşimiz, bayan kardeşimiz camdan atlamayı düşünmüş. Ama şimdi bayan diyor ki bugün buraya gelmekle içinde yaşadığım depresyonu bu toplantı tedavi etti. Mealen söylüyor. İşte buna vesile olduysak bugün en büyük kazancımız budur zannedersem. Ammar Bey buyurun. Selamünaleyküm kıymetli yönetim kurulumuz, ailelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Allah deprem gibi afetlerden ülkemizi, milletimizi korusun. Hepimize afiyet olsun. Hasan Birinci Bey. Selamünaleyküm.
Kıymetli yönetim kurulumuz, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii hadisenin sıcak olması hasebiyle ben de birkaç cümle düşüncelerimi paylaşmak isterim depremle alakalı. İnsanoğlu an sonrasına başına gelecek hadise her neyse gücü yetmiyor. Muktedir değil. Dolayısıyla işte 3 gün önce kaldı ki 99 depreminde İstanbul'da, o depremde ben de İstanbul'daydım, yaşadım. Keşke o anı böyle kamera kaydını alsa da birisi. Hatta şirket 3 gün önceki depremde şirket kaydı var. Yani insan oğlunu dahi ezer geçer o halde, o hale geliyor. Dolayısıyla söylemek istediğim şu, her an insanoğlu ölümle burun buruna ve ona hazır yaşamalı. Hani üstadın ifadesiyle, bilsem diyor büyük randevu, nerede, saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Keşke bu şuurla, bu idrakla, bu ferasetle, basiretle yaşayabilsek dünyayı. Rabbim nasip eder inşallah. İşte bu hadisenin üzerine böyle bir toplantı hakikaten çok iyi geldi. Rabbim ziyade etsin. Şirketimizin, patronlarımızın kesesine bereket. Rabbim Halil İbrahim bereketi nasip etsin. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Emeği geçen tüm ablalarıma, arkadaşlarıma, abilerime de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Biçeroğlu. 10 seneden bu yana İnanç Grup'ta Necdet Günük Bey'in asistanı olarak ve Murat Yavuz Bey'in asistanı olarak görev yapmaktayım. Grubumuzun bildiğiniz gibi bir arama kurtarma ekibi var. Şimdi az önce Ardeşenli kardeşimiz dedi, çok korktuk, tedirgin olduk. Peki ne gibi, bundan sonra ne gibi değişiklikler yaptık, ne gibi hazırlık yaptık? Mesela bir afet çantası hazırladık mı? Hazırlamayan var mı? Yani biz Perşembe akşamı WhatsApp grubundan bütün arkadaşlarımıza ne yapması gerektiğini söyledik. Ya bu olacak. Zamanını söyleyen yalan söyler. Böyle bir yani AFAD Başkanı da bunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi de bunu açıkladı. Zamanını söyleyen yalan söyler. Lütfen böyle şeylere kulak asmayın. Biz hazırlığımızı yapacağız. Tedbirimizi alacağız. Takdir Allah'tan. Bugün için yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hanımefendilerin ellerine sağlık. Tatlıları yedik. Kesenize bereket. Her şey için teşekkür ederim. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Hayırlı hafta sonları diliyorum herkese. Öncelikle Rabbimize hamd ediyoruz. Bu kadar nimetleri soframıza getirdi. Sonra bu nimetlerin soframıza gelmesine sebep olan yönetim kurulumuza, bütün katkıda bulunan arkadaşlarımıza, ablalarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah bizleri bu deprem gibi büyük afetlerden muhafaza eylesin. Şirketimizi, ailemizi, hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Selamünaleyküm. Sevgili İnanç ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Evliya Çelebi nakliyat garajındasınız şu anda. Biz sizlere hizmet etmekten gerçekten çok büyük feyz alıyoruz, zevk alıyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Benim adım Mustafa Kömürcü. 27 senedir İnanç Grup'ta çalışmaktayım. Şu anda da Evliya Çelebi nakliyat sorumlusuyum, birim sorumlusuyum. Evliya Çelebi nakliyatımız 5. senesinde yavaş yavaş bebek adımlarıyla yükseliyor. Ama temelleri sağlam yükseliyor. Şu anda bizim 13 tane aracımız var ve inanın hiçbirinde tek bir kuruş kredi kullanmadık. Hepsini çalışarak Evliya Çelebi ve İnanç Grup tüm arkadaşlarımız hep beraber çalışarak yaptık arkadaşlar. Bundan sonra da öyle olacak. Bizler sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Cümleten hepinize afiyet olsun öncelikle. Çınar Gümrük Müşavirliği olarak 8. yılım. Ambarlı Operasyon Sorumlusuyum. Adım Cem Öztürk.
Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Tekrarlar afiyet olsun. Selamünaleyküm. Bu organizasyonu düzenleyen yönetim kurulumuza, emeği geçen ablalarımıza, abilerimize teşekkür ederim. Buraya ailemle beraber katıldım. İnanç Dışişler Hizmetleri grubunda 5. sene şirkette bilgi işlem yazılım destek olarak görev yapmaktayım. Akrabalarım bile beraber böyle organizasyonlar düzenleyemediği bir ortamda, yani şirketimiz patronları böyle bir şey öncülük yaptığı için çok güzel bir iş yapıyorlar. Tekrardan kendilerine ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ergin Bey buyurun. Okunan ezanlar hürmetine selamun aleyküm diyorum. Hoş geldiniz. Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Bugün çok şükür Cenab-ı Allah burada olmamızı bize nasip eyledi. Bu organizasyonu yapan, düşünen, akleden ve birinci derecede emeği geçen yönetim kurulu başkanımız Necdet Bey'e, Ergin Bey'e, Murat Bey'e, Metin Bey'e teşekkür ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah, biz teşekkür edersek, Cenab-ı Allah'ın bizlere vermiş olduğu rızıklara şükredersek elbette bu organizasyonlar artacak, sayısı artacak. Biz şükrettikçe Cenab-ı Allah'ın da, ben buna hep iman etmişim, iman ediyorum, bize olan rızkı artacaktır. Sıkıntılarımız varsa mutlaka bunları giderecektir. Çünkü biz Cenab-ı Allah'ı hatırladıkça o da bizi hatırlayacak ve dualarımıza mutlaka ama mutlaka er veya geç bu zaman kavramı Cenab-ı Allah'ın takdirinde cevap verecektir. Ben bugün burada olmaktan mutluyum. Böyle organizasyonlar benim hoşuma gidiyor, seviyorum. Böyle çalışanlarımız ailesini burada gördüğüm zaman tabii daha çok mutlu oluyorum. Biz kendi aramızda birbirimizi görüyoruz ama aile olarak da tanışmıyoruz. Tanışmamıza vesile oldular. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyorum. Şifa olsun. Cenab-ı Allah evlerimizin, şirketimizin ve ülkemizin rızkını artırsın. Helalinden artırsın. Ve Cenab-ı Rabbil Alemin şu anda şu saatte okunan ezanlar hürmetine evlerimizi ve şirketimizi ve bütün çalışanların evlerini her türlü depremlerden, afetlerden, görünür ve görünmez her türlü kaza, bela ve musibetlerden korusun inşallah. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ben de konuşmak istiyorum diyen var mı? Yok. Halinizden memnun musunuz? Yok. Halinizden şikayetçi misiniz? Çok. Yok. Yok mu, çok mu? Şikayetçi değiliz. Yok. Dün bir aile derneği, ismini vermiyorum, bir aile derneği lafa geldiği zaman uçarlar kaçarlar. Buyurunlar. Şöyle aileyiz, Türkiye'de şöyleyiz, böyleyiz dediler, şişirdiler balonu. Dün sabah kahvaltıları vardı, WhatsApp'larına girdim baktım, 20 kişiyi bir araya getirebilmişler Zahit. 20 kişi. Amcaoğlu, dayıoğlu. Bugün arkadaşlar önemli bir konuya parmak basalım ve sizi öyle uğurlayalım. Konu şu. Türk toplumunu, Türk devletini, Türk milletini, Türk vatanını oluşturan bağ önce aile. İtirazı olan var mı? Ben sizden ayrıldıktan sonra kocamla ayrılacağım diyen var mı aranızda? Hanımımdan ayrılacağım diyen var mı? Benim haberim olsun. Yok. Niye yok? Çünkü bağlarımız çok sıkı elhamdülillah. Bağlarımız nedir bağlarımız? Her birimiz evlenirken ben kraliçenin kızını alacağım, kralın oğlunu alacağım dememişiz. Ben öyle bir kişiyle evleneceğim ki önce iman güzelliği, sonra soy güzelliği, sonra fiziki güzellik. 3 maddede toplamışız evliliğimizi. Bakın evliliğimiz 20 sene, 25 sene, 30 sene, 40 sene devam ediyor. Konu ne? Konu, parmak basacağımız konu. Akrabalar arasındaki birlik, beraberlik, dayanışma, muhabbet,
gidip gelme hemen hemen ortadan kalkıyor gibi. Bunun sebepleri ne araştıracak olursak, bir, teknoloji her birimizi evimizde ya da bireysel hayatımızda teke düşürüyor. Yani artık benim annemle, babamla, avradımla, kocamla, arkadaşımla, ortağımla sohbet etmeye gerek yok. Neden? İstediğim an ben İbrahim Tatlıses'le sohbet ediyorum. Filanca şarkıcıyla sohbet ediyorum. New York'ta WhatsApp'ta arkadaşım var, Face'de arkadaşım var. Ondan sohbet edeyim. Babamdan sohbet edeceğim de ne olacak? Zaten babam bu dijital çağı anlamış değil. Kafası örümceklenmiş deyip herkes evinde ayrı bir devlet kuruyor. Akrabalar da öyle. Herkes kabuğuna çekilerek, akrabalar böyle paramparça olmuş. Birbirinin dedikodusunu yapan, hasedini yapan, çekemezlik yapan. Aa var, haberin var mı? Ne oldu? Ayşe Hanım araba almış. Aa var mı? Haberin var mı? Ayşe Hanım gece kondan çıkmış. Aa, böyle ıvır zıvır meselelerle kimse şöyle demiyor. Hay Allah razı olsun. Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Mehmet Bey bir araba sahibi olmuş. Başımıza bir sıkıntı gelse deriz ki ya bizi saniye kadar götürür müsün? Kimse olaya böyle bakmıyor. Hep dedikodu, gıybet, çekememezlik noktasında. Biz bu etkinlikleri yaparken yiyelim, içelim ve dağılalım anlamında yapmıyoruz. Yemek bahane. Esas burada, buradaki ailemizin fertlerini ve yeni doğan çocuklarımızı, büyüyecek olan evlatlarımızı geleceğe bu misyonla hazırlamak. Derdimiz bizim o. Çocuklarımız yani 2023, 2033, 2043 yılında nasıl bir dünyada yaşayacaklar? Nasıl bir Türkiye'de yaşayacaklar? Acaba neler görecekler? Onlarda anne baba algısı nasıl olacak? Vatan algısı nasıl olacak? Bayrak algısı, devlet algısı, din algısı nasıl olacak? Din, vallahi din olsun. Nasıl olsun? Müdahale etmesin din. Din olsun ama, Allah olsun ama benim hayatıma müdahale etmesin. Kul Allah'a talimat veriyor. Kimin mülkünde? Allah'ın mülkünde kul Allah'a talimat veriyor. Ne diyor? Allah'ım ben seni Tanrı olarak kabul ediyorum ama benim içkime karışma. Oldu mu? Benim kumarıma karışma. Oldu mu? Benim dedikoduma, gıybetime karışma. Oldu mu? Ben faiz alır ve yerim. Benim faizime karışma. Oldu mu? Böyle bir Allah yok. Böyle bir Allah yok. İsrail'in de böyle bir tanrısı yok. İsrail'in de, Yahudilerin de böyle bir tanrısı yok. Onların inandığı Tanrı yeryüzüne fiilen müdahale eden bir Tanrı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gösterdiği yeşil haritaya bakacak olursanız, o yeşillik tamamen Filistin topraklarıydı. O toprakların %95'i işgal edildi. İsrail, Siyonist İsrail toprakları haline getirildi. Peki İsrailli, yani Siyonist İsrail Devleti'nin başındaki yöneticilere sorun. Sen bu işi neden böyle yapıyorsun? Kudüs'ü Müslümanlara niye mezar ediyorsun dediği zaman şöyle diyecektir. Benim kutsal kitabımda Tanrı diyor ki, ey İsrailoğulları, senin sınırların Nil'den Fırat'a kadar senin sınırlarındır. Senin kavminin dışındaki kavimlere köpek muamelesi yapacaksın dediği için biz bunu yapıyoruz. Bak onun Tanrısı ne diyor? O Tanrı'nın, yani İsrailoğlu kendi Tanrısının buyruğunu bypass etmiyor. Görmemezlikten gelmiyor. Amenna ve sadakna diyor ve şu anda dünyada en güçlü istihbarata sahip devlet İsrail, onun organı Mossad. Sonra İngiliz entelejansı. Nasıl oldu peki? Bak o Tanrı'nın buyruğuna baş üstüne dedi. Şimdi bizim Suriye'nin bir kısmında tampon bölge dediğimiz yerde ne oluşturmaya çalışıyor? Türkiye'nin başına ikinci bir İsrail devleti kurmaya gayret ediyor. Niye böyle yapıyorsun Netanyahu? Benim Tanrım böyle emrettiği için böyle yapıyorum diyor. İbadet ediyor. Sen niçin Filistinlere o kadını iki hafta önce kan revan içerisinde bıraktın? Damarlarından bütün kanlar boşaldı, öldü. Neden böyle yapıyorsun? Cevap çok enteresan. Tanrı böyle emrediyor. Çünkü köpek muamelesi yapacaksın diyor. O halde Müslümanların Allah'ı ne emrediyor? Müslümanların Allah'ı, siz yeryüzünde hakim olun ki insanlar ve mahlukat huzurlu ve mutlu yaşasınlar. Ispat 630 küsur yıllık Devlet-i Aliye Osmaniye'nin
21 milyon kilometre kare toprakta hüküm sürdüğünde insanların yaşadığı manzaraya bir bakalım. Hristiyanı, Yahudisi, en güzel örnek Kudüs'teki hayat. Bir uzman çavuş yıllarca Kudüs'ü yönetti, yıllarca. Yahudi'yi de yönetti, Müslüman da yönetti, Hristiyan da yönetti. Neyle yönetti? Adalet. Bugün dünyanın en çok susadığı şey adalet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine basa basa söylediği cümle ne? Dünya beşten büyüktür. Yani 5 ülke 7 milyar insanı kunta kinte yapmaya hakkı yoktur. Bu vesileyle davetimize icabet ederek, fedakarlık yaparak buraya geldiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün mangal başında hizmet veren başta Ziya Bey, kaptanın, baş kaptanımız Ziya Bey'e, zevcesine, Nigar Hanım'a, Nigar Hanım'ın beyine, Ayşe nerede? Burada, içeride. Ayşe. Ayşe. Burada. Sakın fotoğraf çekme, baban görmesin. Arkadaşlar, burada aynı zamanda gelen çocuklarımıza, gelen çocuklarımızın tepesine biniyoruz. Niye biniyoruz biliyor musunuz? Çocuklarda ego çok şişkin. Ego çok şişkin. Bunu işaret etmiyorum, tepe diyorum, tepe onu gösterir. Ego çok şişkin. Bu egolarını düşürebilmek için Mehmet'e ne yaptık? Bir arkadaşımızın komşusu geldi. Mehmet gözlükleri takmış, sanki şey, İstanbul valisi. Mehmet yerden çöpler alır mısın dedim, bakalım ne tepki gösterecek. Maşallah. Tamam amca alıyorum dedi. Gözünü kaldırdın, gözlerini göreyim. Çocuklarımıza bakınız anneler. Çocuklarınıza evde tuvaletleri temizlettirin. Beyefendi olur mu? Ya temizlettirin siz, beni dinleyin. Başınız taşa değmez. Evde bulaşık makinesini kapatın. Çocuklarınıza hiç olmazsa haftada bir kere bulaşık yıkattırın. Sen öyle yapacaksın. Hiç olmazsa haftada bir kere evin temizliğini evdeki çocuklarımız yapsın. Neden? Kralın çocuğuna gelecek bir garantiniz var mı? Hepimiz öyle istiyoruz. Benim çocuğum kralın kızıyla evlense, kraliçenin oğluyla evlense. Herkesin gönlünde böyle bir kral ve kraliçe var ama böyle bir dünya yok. O halde her zaman hayata bu grup, burada bulunan kardeşlerimiz ve bulunmayanlar, hayata her zaman bardağın boş tarafından bakalım ki dolu geldiği zaman amenna fissadekna, boş geldiği zaman isyan etmeyelim. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Programımız burada sona ermiştir. Ancak giderken sizlere evlerinize hanımlarınızdan dayak yemeyesiniz diye hamsi vereceğiz, yeşillik vereceğiz, ekmek vereceğiz. Burada ne varsa hepsini burada sıfırlayacağız, evlerimize öyle dağılacağız.